Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte mantı yapacağım. Mantı gerçekten çok lezzetli bir yemek. Yani biz çok severek yiyoruz. Şimdi ilk olarak hamurunu yapacağız. Hamuru için 2 su bardağı unu yoğurma kabıma koydum. Daha sonra 1 yumurta koyuyorum. 1 çay kaşığı tuz koyuyorum. Yarım su bardağı su. Mantı hamuru sert olur. Çok yumuşak olursa açamazsınız. Onun için biraz sert yapmak gerek. Gördüğünüz gibi çok sert bir hamur oldu. Benim yaptığım bu tarif 2 kişilik. Bu şekilde iyice yoğurmamız gerekiyor kolay açabilmemiz için. Şimdi hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Bu şekilde 2 beze oldu. Üzerini örtüyoruz. Yaklaşık 10 dakika dinlenmesi gerekiyor. Şimdi iç harcımızı hazırlıyoruz. Evet, şimdi iç harcımız için malzemelerimiz 250-300 gram kıyma, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kurutulmuş reyhan, 1 adet soğan. Soğanımızı küçük küçük doğruyoruz. İstersek rendele edebiliriz. Ama rendelediğimizde çok lezzeti kalmadığı için ben doğramaktan yanayım. Hepsini kıymamızın içerisine koyuyoruz ve yoğuruyoruz. Evet, iç harcımız hazır. Evet, hamurlarımız dinlendiler. Şimdi hamurlarımızı açıyoruz. Bu şekilde altına un serpiyoruz. Üzerine de un koyuyoruz. Bol bol yapışmaması için. Serperek açıyoruz. Yoksa yapışır hamurunuz. Artık un koymuyoruz. Çünkü istediğim büyüklüğe ulaştı. Çok fazla inceltmiyoruz hamurumuzu. Bu kalınlık gayet iyi. Şöyle unu sindiye birazcık daha açıyorum. Çok ince olursa bu sefer hamurumuzu haşlarken yırtılır hamurumuz. Şimdi hamurumuzu kesiyoruz. Ayırıyorum. Bunların içerisine koysak da katlanmaz çünkü. Şimdi kestiğim hamurlara iç harcımızdan koyuyoruz. Evet, şimdi şu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde yapıp bu şekilde kapatıyoruz. Çok kolay gördüğünüz gibi.
Şöyle iki elimle buradan, iki elimle buradan. Hamurlarımızın içine koyduktan sonra kapatırken çok uzun süre bu şekilde bekletmemeniz gerekiyor. Yoksa hamurlarınız kurur, kapatamazsınız. Hızlı yapmaya çalışın. Evet, bu şekilde kapattım. Şimdi diğer bezeyi de aynı şekilde açıp bu şekilde kapatacağım. Şimdi ben bu mantılarımı tepsiye koyuyorum. Birbirine yapışmasınlar diye ayrı ayrı koyayım.